Selam canlarım, kanalıma hoş geldiniz. İlk sahurumuza kalktık. Ramazan ayımız hayırlı olsun. Ben bugün maalesef yalnızım geçen seneki gibi. Geçen sene de bu tarz bir video çekmiştim ve çok beğenmiştiniz. Altına eleştiriler de almıştım. İşte kafan açık, oruç tutuyorsun. Daha sonradan kıyafetini şöyle, cildini nemlendirici sürdün, orucun bozuldu, işte yüzünü yıkadın, dişini fırçaladın. Yani bir sürü bir şey almıştım ve alarm çalıyor şu anda uyanayım diye. 3'e 6 geçiyormuş saat. Ve açıkçası biraz üzülmüştüm. Şimdi lapa yapıyorum. Ay keşke gelebilsem ama işte. Ben yulaf lapası yapıyorum. Kızım açtım yürüsün yulaf lapası. 2 tane de yumurta haşlayayım dedim. Bir görüşürüz. Ay şu anda garip hissettim, annem, anneannem, herkes bir arada toplanmış. Neden ben buradayım? Ödevim vardı halletmem gereken. İngilizce makaleyi çevirmem gerekiyordu. Daha sonra ufak tefek işlerim vardı. O yüzden sokağa çıkma yasağında bu evde kalayım dedim. Normalde daha çok bu evi ofis olarak kullanıyorum. Ailemin yanına gidip geliyorum ama işte böyle yasak olunca böyle oluverdi. Neyse yalnız değilim, sizler varsınız. Nerede kalmıştık? O yorumlarda kaldık değil mi? Yani öyle yorumlar yapmayalım. Lütfen bu mübarek günlerde kalbimizi kırmayalım. Benim bu videoyu çekme amacım daha çok öğün alternatifleri sunmak. İşte günlük vlog çekmek, günümü daha verimli nasıl geçirebilirim? Hani bütün gün uyuyarak değil de daha farklı işler yaparak, hem ders çalışarak, hem sporuma devam ederek, hem sağlıklı beslenerek Ramazan ayını nasıl geçirebilirim? Onu göstermek. Daha böyle hafif sağlıklı beslenerek Ramazan ayımı geçireceğim. Lokumun en sevmediğim özelliği ne biliyor musunuz? Masalara çıkıyor, mutfak masalarına. Pamuk hiç öyle yapmıyordu. Lokum orada iner misin? Kızdığımı biliyorsun. Orada iner misin? İner misin Lokum? Burası senin yerin değil. Heh. Normalde daha çok bağırıyorum da. Bugün 23 Nisan'da çocuğuma bağırmıyorum çok fazla. Bu arada ben uyuyakalmışım. Normalde uyumayacaktım bu saate kadar. Makyajlarla falan uyumuşum. Belki birazdan ufak bir cilt bakımı yapar. Makyajımızı da temizleriz. Her ne kadar şu anda üşeniyor olsam da. Şimdi yumurtalarımı çıkarıyorum. Ben genelde sahurda mutlaka yumurta yiyorum. Ve yanına da yulaf lapası yapıyorum. Tabii ki her gün aynı şeyleri yemiyorum. Bazen canım farklı bir şey istiyor. Bazen fit crepe yapıyorum. Aslında size dev pankek tarifi vermek istiyordum ama şu anda canım daha çok yulaf lapası istiyor. Onu da başka bir zaman yaparız. Belki ailemin evinde yaparım diye düşündüm. Şu minik tenceremi her zaman kullanmak istemişimdir. Buna kısmetmiş. Daha küçük bir şeyim yok. Şu anda uyku sersemliğiyle yanlış bir şey yaptığımı fark ettim. Bunda yulaf lapası yapacaktım da o zaman yumurtaları neydi haşlayacağım. Öyle bir sıkıntımız var. Bu arada ara ara su da içiyorum. Birden böyle abanmıyorum. Sonra midem çok kötü oluyor. I love you baby. Tarçınımı yapsam, kakaolu mu yapsam diyordum ama kakaolu susatıyor ve midemi yakıyor. O yüzden tarçını yapacağım. Tarçını da bulamadım. Sonradan üzerine eklerim. Sanırım şu çekmecelerde bir yerlere girdi. Burada bile yani çekmeceleri karıştırmayı başardım. Yani kaç gündür kalıyorum ki? 2-3 gün kalmışımdır toplasanız burada. Neyse artık. Bu lifelifin yulaf ezmesinde tariflerde falan denedim ama hiç lapa yapmamıştım. Kolay kıvam alıyormuş. Tek sevmediğim özelliği gramajı oldu. 350 gram ve benimki bitti bile daha dediğim gibi lapa yapmadan tariflerde kullana kullana. Kıvamı güzel oldu gerçekten ve yani 3-4 dakika sonra kıvam aldı. En sevdiğim yeri de her zaman dibi oluyor. Biraz tuz da atayım. Sanki soyulmasını kolaylaştırıyordu tuz koymak. Lapamı muzla süsleyeceğim. Yarım muz kullanacağım. Bir de dolmuş böğürtlenim vardı. Belki üzerine ondan koyarım. Ama şimdi de bıçağımı bulamıyorum. Ay gerçekten niye böyle oluyor? Hiçbir fikrim yok yani. Ev karışık da değil. Çok fazla eşya da yok.
Makinenin içinde de göremiyorum bıçak. Sadece bir tane bıçak olunca. Meyve bıçağını da keseceğim artık. Nasıl olsa muz da bir meyve. Çok güzel kesemesem de. Kalan yarım muzu da buzluğa atıyorum. Böylece hem smoothie'ler de kullanmış oluyorum. Gerçekten yazın çok güzel oluyor. Böyle daha soğuk soğuk daha güzel oluyor. Hem de ziyan olmamış oluyor. Siz de benim gibi hepsini yemek istemiyorsanız bu taktiği uygulayabilirsiniz. Çok iyi soyamadım ama. Lokum ne olur in ya. Bakın of bu çocukla ne yapacağım bilmiyorum. Babam çok kızıyor özellikle. İn çabuk in. Gerçekten normalde kötü bir insan değilim. Böyle bağırmıyorum hayvana. Sadece anlasın diye. Aa kıvamı tam kayısı olmuş bakın. Gerçekten güzel olmuş. Hiç de süre tutmadım. Kaynamaya başladıktan yaklaşık 3 dakika sonra oluyor diye biliyorum. Hele bu bayağı akışkan olmuş. Soğutmadan yemek istiyorum şu anda. Ve sahurumuz hazır. Şu kayısı kıvamlı yumurtaları ve şu lapayı yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Şu tabağı pek süsleyemedim. Yani domates salatalık yokmuş evde. Bu sokağa çıkma yasağından önce bir alışverişe çıkmam gerekiyordu ama çıkamadım. Yanına da pasif floralı çay yaptım. Böyle daha çok uyumama yardımcı olacak bir çay. Her gece genelde içmeye çalışıyorum. Tuğçe'nin babası içiyormuş. Bana da o önermişti. Gayet güzel bir çay. Bulursanız bakabilirsiniz. Eğer uyku sıkıntısı yaşıyorsanız böyle hafif benim gibi arada. Şu kasenin güzelliğine bakın. Siz sahurda neler yediniz? Aşağıya yorum olarak bırakırsanız bize de örnek olmuş olur. Şimdi lokuma da yemek vereceğiz. Kediler için de puding yapmışlar. Yemin ediyorum yesim geldi. Muzlu puding gibi gözüküyor. Şimdi göstereceğim size. Böyle yanımda bir yemek yiyince daha iyi hissediyorum. Tek başıma yemek yemiyormuşum gibi oluyor. Elma püresi gibi görünüşü. Çocuk mamaları olur ya. Onun gibi. Şu an çok hoş gözükmüyor. Afiyet olsun sana da lokum. Biraz geçen seneki videomu izledim. İlk başta markete gidip alışveriş yapmışım. Rahat rahat her şeye dokunmuşum. Daha sonradan işte yine yalnızmışım orada. Yine yalnızlıktan dert yanmışım. Bu arada neden ekmek yemiyorsun beni isteyebilirsiniz. Ekmeğim yok. Onun yerine iki tane masa yiyorum. İki dilim masa, bir dilim ekmeğe işte yer. Garip duvarlı banyoma geldim. Ezan okumasına 10 dakika kaldı. Cildimi temizleyeceğim. Cilt bakımı yapmayacağım arkadaşlar. Çok üşeniyorum. Bu sabah yapmıştım. Şu markanın nasıl okunduğunu bilmiyorum. Kakao değil. Bilmiyorum yani. Temizleme yağını kullanacağım. İyi oluyor böyle. Bir kere de temizlemiş oluyor işte göz makyajımı falan. Gerçi şu an çok bir şey kalmadı. Çok da makyaj yapmadım ama. Sonra ikinci aşama olarak da La Roche'un efektleriyle temizleyeceğim. Sivilcelerime iyi geliyor şu sıralar. Biraz sivilcelendim. Arkadaşlar şu anda beni göremiyorsunuz. Yediklerim çok ağır geldi. Ve yatamıyorum. Sen nasıl bir güzelliksin? Hı? Günaydın. Ay patilere bak. Uyanamadın mı anneciğim? Hı? Daha uyanın mı? Oh mis koku. Çok tatlısın. Yatağa sonra toplarız artık. Gel. Saat şu anda 10.30. Yüzüme de bayağı güneş geliyor. En sevdiğim his olabilir bu. Birkaç gündür hava çok kötüydü. 5 dakika böyle dinleneceğim şurada.
Dışarıda insanlar var. Markete gittiler herhalde. Pazar arabaları falan mı var? Saat 2 yaptım bile. Mutfağı topladım. Mutfağı gece çok dağınık bırakmışım. Kendimden utandım gerçekten öyle uyuduğum için. Ama şu anda toplu. Daha sonra bu videonun başını editledim. Halletmem gereken bir video vardı. Onu hallettim. Bayağı verimli oldu. Lokumla oynaştık. Şimdi de böyle hafif egzersizler yapacağım. Instagram'dan paylaştım spor yapacağım diye. Herkes işte oruçluyken nasıl yapacaksın, bayılacaksın yazanlar oldu haklı olarak. Ama göreceksiniz yapacağım hareketleri. Hani spor gibi değil de daha çok böyle hafif bir müzik açıp kendini dinleme gibi. Çünkü her gün bunu yapıyorum ve bunu yaptıktan sonra günüm daha verimli geçiyor. Kendimi daha iyi hissediyorum ve Ramazan'da da bu rutinime devam etmek istiyorum. Şimdi deneyeceğiz yani. Eğer çok zorlanırsam, kötü hissedersem diğer günler yapmayacağım tabii ki. Kameranın da şarjı bitmiş. Bir saniye, şimdi yeni batarya takacağım. Instagram'daki takipçilerimin bıktırdığım şarkıyı açayım mı? Şimdi bakın. Çok seviyorum şu sıralar. Başlıyorum. Arkadaşlar benim şu anda saçmalama seansım başladı. Kafam gerçekten gitti. Bu saate kadar yaptığım her şey çok verimli oluyor ama bu saatten sonra biraz verimsiz oluyor. Sabah ödevimi yolladım hocaya. Son böyle dokunuşları yaptım. Ödevim de şeydi, böyle İngilizce makaleden zehirlenme, civa zehirlenmesini seçtim ben. İşte civadan zehirlenmiş bir adam var. Daha sonradan hastaneye gidiyor ama tabii civadan zehirlendiği belli olmuyor. Bir sürü test yapıyorlar. İşte böyle 5 hafta falan geçiyor başka hastaneye sevk ediyorlar ama bulamıyorlar nedenini. Meğersem sedef hastalığı için böyle organik, bitkisel bir çay içiyormuş ve o çaydaki otun içinde civa varmış yüksek oranda. O yüzden de işte zehirlenmiş. Sonradan fark ettiler ve iyileşti adamcağız. Ben de onu çevirdim ama anladım işte, sonra böyle özetini çıkardım. Tabii böyle size anlattığım gibi değil. Bir sürü Latince terim var işte. Hangi ilacı kullandığıdır, odur budur. Nasıl bir şey çıktı ortaya bilmiyorum. İnşallah yüksek bir puan alırım. Dersimizin adı da toksikoloji uygulama. Yüzümde şu anda çok solgun gözüküyor. Şimdi birlikte maske yapacağız. Malzemeler çok basit. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi kullanacağız. Daha sonra 2-3 damla limon kullanacağız. 4 damla çay ağacı uçucu yağı ekleyeceğim. Çay ağacı uçucu yağı antiviral ve antiseptik bir etkiye sahip. Sivilceleri kurutuyor ve yeni sivilcelerin oluşumunu önlüyor. Sivilcelerinizi de seyrelterek lokal olarak da uygulayabilirsiniz bu uçucu yağı. Ve 2 tatlı kaşığı da bal koyacağız. Bal da cildimizi nemlendirecek. Eğer bunlardan herhangi birine alerjiniz varsa sakın uygulamayın yüzünüze tabii ki. Çay ağacı uçucu yağınız yoksa da eklemeyebilirsiniz. Gül suyunuz varsa içine gül suyu ekleyebilirsiniz. Biraz matımı kirlettim. Maskemiz hazır. Şu anda lokum bunu yemeye çalışıyor. Böyle yapış yapış bir kıvamı var. Yüzünüze sürmüyorsunuz da böyle bastıra bastıra uygulamanız gerekiyor. Yoksa dökülüyor. Büyük ihtimalle yine dökülecek buralara ama temizleriz. Ne yapalım? Ve maskemiz hazır. Şu anda biri yüzüme kusmuş gibi gözükse de sonucu güzel olacak. Gerçekten böyle güzel şeyler kolay olmuyor. 20 dakika böyle dayanmamız gerekiyor. Yaklaşık 20-30 dakika. Ya sizce ben böyle dümdüz yapsam uyuyabilir miyim böyle bu şekilde 20 dakika? Temizliği de gece yapacağım artık. Her yeri dağıttım, pislettim. Lokum bunu da yemek istiyor biliyor musunuz? Bakın şimdi. Lokum yüzümde ne var lokum? Lokum yüzümde ne var? Şaşkın, şaşkın. Yüzümde ne var? Pişt, bana baksana. Korktu galiba benden.
Ben daha yeni yatışlara geçtim. Yarım saat falan geçmiş olabilir ki daha fazla bile olabilir cildimde bu kurudu. Bayağı yıkamam gerekiyor şu anda. Editi yaptım. Bilgisayar kapandı. Şarjı bitti. O şarj olsun şimdi. Artık yemek yapmaya başlamamız gerekiyor. Önce şu yüzümü yıkayayım da şu cilt bakımımı tamamlayayım bugün. Ne yemek yapacağız arkadaşlar? Bilmiyorum ne yemek yapacağımı. Vallahi yüzüm ferahladı. Şimdi gün ışığında göstereceğim size. Şu serumumu da alayım. Niye böyle çekiyor bu? Aa, niye mor çekiyor? Hep böyle mi çekiyordu? Şu an şaşkınım. Heh, kendime geldi şimdi. Gerçekten cildim pürüzsüz oldu arkadaşlar. Hani öyle böyle değil. Çok güzel, çok ferah oluyor. Şimdi yüzüme %100 gül suyu, güş yağı sürüyorum. Sürmesem de sıksam daha mantıklı. İşte kafa gitti. Mis gibi kokuyor. Ay üşüdüm yalnız. Bir titreme geldi. Aklıma ne geldi? Dün ben çarşafları yıkamaya koymuştum ama onları asmadım. İçinde kaldı dünden beri çamaşır makinesinin içinde. Şimdi cildime hyaluronik asit serum sürüyorum. Ben yukarıdan çamaşırları alayım. Şu üzerimdeki spor kıyafetlerini çıkarayım. Normal bir tişört giyeyim. Üşüdüm. Ondan sonra görüşürüz. Dolabı karıştırma zamanım geldi. Hop. Şurada benim böyle köftelerim olacaktı. Aa, kıymam da varmış. Acaba lazanya mı yapsam? Dolapta hazır köftem var sanıyordum ama yokmuş. Kıyma var. Yani kıymadan kendimiz de köfte yapabiliriz ama bayat ekmeğim yok. Şöyle bir nerede o şimdi? Bulabilir miyim ki? Şurada. Bulacağım. Bu arada üzerimi değiştirdim ve hafif makyaj yaptım. Aa, alacağım seni. Şöyle bir lazanyam var. Geçenlerde annemle bunu yaptık ve gerçekten çok lezzetli olmuştu ve şu anda canım çekmiş olabilir. Ama şöyle bir olay var. Yapımı biraz uzun sürüyor işte. Beşamelini falan ayrı yapmam gerekiyor. Sizce yapmaya başlayayım mı? Saat şu anda 5. Yoksa saat 6 gibi mi başlasam yapmaya? Zaten tek başımayım. Bence tek lazanya yapsam yeter. Bir de akşam böyle kahvenin yanında tüketebileceğim. Fit çikolata yapacağım. Zaten bu çikolata tarifi sayesinde Instagram hesabım büyüdü diyebilirim. Meli çikolatası. Eski takipçilerim büyük ihtimalle denemiştir. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Normal bitter çikolatadan hiçbir fark yok. İçine böyle kuru üzüm ekleyebilirsiniz. Fındık, fıstık ekleyebilirsiniz. Daha da tatlanmış olur. Kalıpta yaparsanız görünüşü daha güzel oluyor. Ama benim kalıbım olmadığından ben buzdolabı poşetine sereceğim. Malzemeleri şimdi önüme dizdim. 1 çay bardağı kadar kakaomuz var. 100 milime eşdeğer. Dökmesem olmuyor. Yine döktüm etrafa. Daha sonradan 2 yemek kaşığı keçi boynuzu özü koyacağız. Keçi boynuzu özü yerine pekmez koyabilir miyim, bal koyabilir miyim gibi sorular çok geliyor. Tabii ki koyabilirsiniz ama gerçekten keçi boynuzu özü o lezzeti veriyor. Lokum ne olur yapma. O yüzden bence keçi boynuzu özüyle deneyin. Eğer yeni başlıyorsanız böyle sağlıklı tariflere, bitter çikolata çok sevmiyorsanız 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz keçi boynuzu özünü. Aynı ölçüde tahin ilave edeceğim. Şu üçlünün uyumu çok güzel oluyor. Ben çikolata sosu da yapıyorum bu karışımdan. Son olarak 3 yemek kaşığı da süt ilave edeceğim. Gördüğünüz üzere aşırı basit bir tarif. Elde etmek istediğim kıvam tam olarak böyleydi. Ne çok akışkan ne de çok katı. Daha sonra ben buzdolabı poşetini bu şekilde açıyorum ve çikolatamı yayıyorum. Bütün fındıklar koyuyorum. Ülker fındıklı çikolata gibi olsun. De biraz abartıyorum ve içine fındık kreması da ekliyorum. Şimdi bunu böyle ikiye katlamaya çalışacağım. Eğer olursa. Bunu ilk defa deniyorum bu arada. Bakalım olacak mı? İnce, uzun bir çikolata yapmak hedefim. Bence güzel oldu. Ev yapımı çikolatalardan çıkar ya böyle fındıklar, fıstıklar aynı onun gibi oldu. Sadece şeklini eşitleyeceğim şimdi.
buzdolabında koku falan olmasın diye bir kere daha buzdolabı poşetine sardım. Şimdi bu böyle buzluğa gidiyor. Bu çikolatanın tek bir kötü özelliği var şu anda. Kamera yakınmış. Şimdi diyorum niye bu kadar yakın çekiyor çikolatayı da. İçinde kakao yağı olmadığından, tahin olduğundan buzluktan çıkardıktan yani yaklaşık 15-20 dakika sonra tüketilmezse eriyor. O yüzden buzlukta saklamamız gerekiyor ama değer yani buzlukta saklayabiliriz. Hiçbir problem yok. Ben bu sefer ince yaptım. Kalın da yapabilirsiniz. İnce yapma nedenim daha böyle küçük küçük parçalara ayırıp hani daha fazla parça elde edebilmek ve daha düşük kalorili olması. Ve sırada lazanya tarifimiz var. Ama şöyle bir düşüncem var. Sizce lazanyayı şunda mı yapsam ki? Küçük ya. Tek başıma. Ama diyorum sonraki günlerde yerim. Şunda mı yapsam? Bir de bir borcamım var. Kare. Kare olduğu için bu şekil vermesi kolay olur. Lazanyalar da dikdörtgen şeklinde. Ama o çok büyük olur. Bence şunda yapayım değil mi? En mantıklısı. Tarif çok basit. Ben geçenlerde yapmıştım. Şimdi beşamel sos için tereyağı, un ve sütü karıştıracağım. Yarım ölçü yaptığımdan 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Üzerine de 2 yemek kaşığı tam buğday unu ekleyeceğim ve sütünü kavuracağım. Sütü de sonra yavaş yavaş ekleyeceğiz. Zaten bunları biliyorsunuzdur değil mi? Ben niye anlatıyorum ki? Tarifte salatalığa çevirdiğim tek şey tam buğday unu. Keşke lazanya da öyle bir undan olsaydı. Ama ne yapalım canım? Kontrollü yedikten sonra ben biraz içine tuz ve karabiber de ekleyeceğim. Tarifte yok ama bence olmalı. Daha demin bir ses. Gerçekten ödüm patladı. Ay Allah'ım lokum bunu nasıl düşürdün ya lokum? Bakın ne yapmış bir de. Senin kadar yaramaz bir kedi yok. Nasıl yapacağım ki bunu şimdi ben? Hay Allah ya. Bağıracak takatim bile kalmadı gerçekten. Yaramazlıklarından dolayı. Sırada kıymalı harcını yapmak var. Biraz zeytinyağı dökeceğim ve soğanları kavuracağım. Bu harcımız kısık ateşte pişecek. Biraz kısayım. Daha sonradan domates sosu ilave edeceğiz. Sarımsak da ilave edin diyorlar ama ben ilave etmeyeceğim. Şu anda kameranın rengi tekrardan gitti. Kameram bozuldu galiba. Kapatıp geri açınca rengi düzeliyor. Hafızam dolmuş o yüzden yapıyor olabilir. Size mutlu bir haberimi paylaşacağım. Şimdi kamera kapanmadan bakın. Çok mutluyum. Böyle rastgele bir yeniledim. Şu an şurası 200 bin olmuştu ama 199'a geri düşmüş. 199.999 tane takipçim var. Buna şükür tabii ki ama 200 bin olduk diye sevinmiştim. Bakayım şimdi yine olduk mu? Daha olmadık. Bıçağı bulamadığımdan şöyle çatalla delik açtım. Bugün bıçaksız yemek yapıyoruz. Bıçaksız bir gün challenge. Oy, şaşırdım. Ve tekrardan 200 bin olduk. Çok mutluyum. Bayağıdır bekliyordum bu anı. Geçen kış diyordum işte yaza kadar 200 bin olur muyum? Belki yazın ortalarında olurum falan diye. Daha Haziran ayına gelmeden güzel oldu olmamız. Yani aslında rakamlar çok fark etmiyor. Önemli olan böyle işte etkileşimdir. Sizinle olan iletişimim ama böyle şey atladı ya, sayı atladı ya. O yüzden çok sevindim. Şimdi kıymalı harcımız hazır. İçine biraz karabiber de ekledim. Beşamel sosumuzu ısıtacağım. Çünkü lazanyaların yumuşaması gerekiyor. Onun sıcak olması lazım. Daha sonradan işte kat kat yapacağız. İnşallah güzel olur. Şöyle çok az zeytinyağı değdireceğim. Bunları nasıl dizeceğim ya? Baksanıza. Çok şekilsiz ya. Üzerine beşamel sosunu döküyorum. Maalesef üzerine beşamel sos yetmedi. Şimdi tekrar yapacağım ve dilimleri çok
parça pirinç kestim. Dilimleyebilirim güzel bir şekilde. Ya ben her türlü yerim, kaşıkla da yerim ama fotoğrafını çekersem Instagram'a güzel çıksın istiyorum. Geçen seneki oruç videomu izledim de saat 2'de uyanmışım. O gün nasıl akşam oldu hatırlamıyorum, yani çok hızlı geçmişti gün. Tabi o zaman dışarıda çıkabiliyorduk. Şu an çıkamadığım için biraz da böyle oldu bence. Bol beşamel soslu olacak. Öyle güzel oluyor zaten. Çeyrek ölçüden yine yaptım. Lazanyamız hazır. Gerçekten efsane gözüküyor. İnşallah tadı da olmuştur. Tutturabilmişimdir. Fırında 15 dakika pişecek. Ama şu anda saat kaçmış? 18.52. Ne yapsam ki? Bence yarım saat sonra pişireyim. Ay şuraya yatacağım. Kitap okuyacağım ama okuduğum kitabı size göstereyim. Çünkü bayağıdır aynı kitabı okuyorum. Geçtiğimiz günlerde hiç okumaya vakit ayıramadım. O kitabı elimde görünce insanlar işte meclis gösterişi olsun diye mi okuyorsun? İşte 2 gün olmuştu ama ben 2 gün üst üste gösterdim. İşte ben o kitabı 1 günde okurum, daha kalınla okudum falan. Ama görüyorsunuz gerçekten sürekli bir şeylerle uğraştığım için edit işi çok uzun sürüyor. Bugün bütün gün onu yaptım. O yüzden kitap okuyamadım. Hem kitabım var. Yıllardır okumadığım. Ve dergim var. Şöyle bir dergi. Yantina da canım sıkılır diye dergi okuyayım dedim. Uzun zamandır ben dergi okumuyorum. Sizinle birlikte yorumlayalım kaç bin dolar olan şeyleri. Mesela çanta güzelmiş. Ama kemeri beğenemedim. Çok süslü geldi. Benim zevkime göre değil. Bunları da sevmedim. Amblemi çok büyük. Bu bikini güzelmiş. Şu kesimi seviyorum. Tek yorumlayacağım şimdi hepsini size. Kıvırcık saçlarını beğendim. Elinde telefon varmış. Bu nasıl bir telefon ya? Telefon mu ki bu? Ne bu? Şu an çok sevindiğim bir şey oldu. İçinde bir tane hurma var. Aynen. Süper oldu. Hurmam yok diye üzülüyordum. Ve lazanyamız hazır. Telefona da almışım ve fırında biraz unutmuşum. Neyse ki yanmamış. Güzel yani. Sadece birazcık peynirleri çok pişmiş, o kadar. Ezanın okunmasına çok az kaldı. Ben hazırlayamadım tabağımı. Oruçluyken video çekmek bir tık daha zormuş. Bir dahakine de ailemin evinde çekmek istiyorum. Belki tarifler falan gelir böyle. İftardan sonra çekerim. 5 tane sahur tarifi, iftar tarifi gibi. Sizleri kocaman öpüyorum. İftar tarifi olamaz bu arada. 5 tane aynı anda yapamam onları. Farklı günlerde çekip toplarım. Umarım beğenerek izlemişsinizdir videomu. Umarım vakit geçirmişsinizdir. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Ben hemen çikolatama bakacağım. Öyle kapatayım. Bir çikolataya bakalım nasıl oldu. Ufacık bir dil yiyeyim. Yaklaşık bir saat sonra çay demleyip de yemeyi planlıyorum ama videoyu kapatmadan size göstereyim çikolatayı. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam şu anda size. Bakın. Kalıp gibi olmuş. Aşırı güzel. Ben şimdi şu parçanın yarısını yiyeceğim. Hepsini yemeyeceğim. Mideme oturmasın diye. Mutlaka deneyin. Görüşürüz. Elim dondu şu anda.